Herkese merhaba ve Volcano Blue'a hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi geçen bölüm biraz şunlardan yapmıştık ve şimdi Crashing Blue'a bir bakacağız. Crashing Blue denen arkadaş için bize bir sürü Heavy Ingot gerekiyor. Yani Heavy Ingot yaparak başlayalım. Kaç tane? 12 tane gerekecek. Yani 12 tane Charcoal, 12 tane Stone ve 12 tane Dirt. Şu tarlanın gerçekten inanılmaz yararı oldu ya. O kadar rahat sıttırdı ki her şeyi. Ve 4 hazırlattı daha doğrusu. Hemen şunlarla bir sürü grass alacağım. Ve daha sonra bunları kolayca 4'e çevireceğiz. Ee, çok da kolay olmayacak çünkü bize... Evet muhteşem gaz sesi. Hemen bir şey yapmamız gerekiyor. Biraz daha ekstra... Kürek yapayım daha çabuk olsun işim. Aslında hazır elimizdeymişken birkaç tane daha fazladan heavy ingot yapıp... Evet ya. 2 ee, tane daha fazladan heavy ingot yapayım ben. Hatta üç tane daha fazladan hiç sıkıntı olmaz bence çünkü... Kesinlikle daha rahat çubuk elde edecek bir yola da ihtiyacım var benim fikrimi değiştirdim. Şimdi yapması gayet kolay. Bunlardan, bunlardan, bir de bunlardan koyuyorsunuz oluyor. Ama ben... Havuçları ısıtmıştım çantamda mı? Aynen. Havuçlarla yapacağım bunu. Şimdi 5 tane oldu. Yeteri kadar değil ama çok önemli değil. Şunları da şöyle yapalım. Tanrı. Şimdi şurayı kapatayım. Her tarafın şeyle dolmasını istemiyorum. Ya da... Tamam. Şunu başka bir yere almamız lazım onu düşünüyorum. Çünkü... İstemediğim halde durmadan cobblestone gelip duruyor ve çok hoşuma gitmiyor. <laughs> Şunları bir şöyle bırakalım. Tonlarca seed'imiz var. Heh. Şimdi şu arkadaşları ısıtmaya başlayalım. <laughs> ee, bunları şu hale getirebilirim. İstediğim sayıda item ısıtabilecek böylelikle bunlar. Ve bu arada... Bekleyeceğiz. Hadi işe heavy shearlarımızla başlayalım. Bunun bize bayağı bir yararı olur. Tamam. Ee, şimdi heavy shear aldığıma göre artık daha rahat bir şekilde umarım şey yapabileceğiz. Bu arada oyunun sesi size çok geliyor mu? Çok fena bağırıyor çünkü biraz daha kısayım. <laughs> Kendini kesince. Şimdi bu arkadaş bize direkt grass sağlıyor ve... Bununla bir şekilde çubuk yapacağız. Aynen. Tamam. Çok daha iyi ya. Çok çok daha iyi. Dayanıklılığı çok fazla değilmiş. Ama olsun. Umurumda değil. Çok çok daha iyi. Şimdi bir kürek yapalım. Ve artık şunları daha rahat bir şekilde dörte çevirebilirim. Direkt normal çevirebiliyor muyuz acaba? Evet çeviriyormuşuz. Benim hatam. <laughs> ee, sorun yok ya. Bir şey boş harcamadık çünkü. Şimdi şöyle bir şey yapacağız hemen hepsini yapsam mı? Gerektiği kadar yapalım. Bu arkadaş için 12 tane gerekiyordu. Yani 9 tane daha yapacağım. Aynen. Daha sonra da bunu 2'ye bölelim. 5 tanesi burada ısınsın, 4 tanesi de orada ısınsın ve de oluyor. Şimdi aynı zamanda daha fazla 4 de yapmak istiyorum ben. Çünkü kendimize ikinci tarlayı yapacağız. Şimdi anladığım kadarıyla biz yakın zamanda bu fırınlarda ısıtacak bir şey yapamayacağız. Çünkü farkında mısınız bilmiyorum ama Direk şey yok, ee, ağacımız yok. O yüzden bana bir havuç falan da ekebileceğim bir bölge lazım. Bunu kadar büyük olmasına gerek yok, bu buğday tarlası kadar ama kesinlikle gerekiyor. Ona başlayabilirim birazdan. İyi olur bizim için gayet. Şunları da şuraya atalım. Ve şu diğer serilerde bölüm arası işleri yapmak için yayın yapacağım demiştim. Onu ne zaman diye soranlar var bir sürü. Ee, şu an okulda ders ayarlama, ders seçme işleriyle biraz meşgulüm. Onlar biraz daha sakinleşince yapmaya başlayacağım onları. Yani bu hafta değil. Büyük ihtimalle haftaya yapabilirim ama. Ondan da haberiniz olsun. Yayınları yine YouTube üzerinden yapacağım. Başka bir yere gitmenize gerek yok. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, hemen şunlardan kendimize bir tane blok yapıyoruz. Ve de crashing blok. Bum. Görev tamamlandı. Book of the Well. Bu ne bilmiyorum. Ha. Crashing converts entities into dust. Ha, entity dust'a çeviriyor. Yani Q ile atacağım. Şey değil. Ee, blok olarak koymayacağım. Tamam. Anladım. Peki bunu da ne üreteceğim? Glass. Glass. Bu sende mi çevirecek cobblestone'u? Yo direkt stone dust yapacağız. Anlaşıldı. Peki aynı anda bir sürü yapabiliyor mu ki bu? 64 cobblestone direkt yok ettirsen bana. Şimdi anladığım kadarıyla şöyle. Hey! Şimdi bu arkadaşları da şöyle birleştirelim. Belki işe yarar stone dust. Hepsini yapmayacağım. şimdi bu... İki tane cam oluyor bir de işe bak. Çok cömert. <laughs> Böylelikle camı da aldık Bundan Mysterious Dust'a geçebileceğiz Şimdi bu görev ilerleme tablosu Biraz karışık bir sürü farklı dala ayrılıyor Ben sadece şu dikey hizayı korumaya çalışıyorum Hani şunu 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 yaparak gitmeye çalışıyorum Bu glass'ı hallettikten sonra Mysterious Dust'a geçmektense Şu iki görevi yapmaya başlayacağız Çünkü sonunda hepsi birleşiyor Hepsini yapmak zorundayız Buradan ilerlersem şurada tıkanacağım yani Camımızı alalım bu görev tamam. Şimdi bu Mysterious Dust'a geçmeden önce şu aşağıdaki arkadaşlara bir bakalım. Öncelikle Colis Plant'leri Y103 veya üstüne ekmemiz lazım. Yani bize Stone Ladder gerekecek. Stone Ladder'da Taş da yapılıyor. Isınmış taş da yapılıyor. O biraz sorun. Hmm. Ee, o zaman onu yapmadan önce ben bir e, daha fazla 4 yapayım. Daha fazla 4 ile kendimize bir tarla yapalım. Ve havuç çekelim. En mantıklı havuç gibi geliyor. Hani burada bir sürü şey var. Patates var falan ama galiba en çok havuçtan çıkar. Bir şeyler ekiyorken diye tahmin ediyorum ben. Tamam. Çünkü o kadar fazla taş ısıtacaksak taşları ısıtabilecek bir malzemeye ihtiyacımız var. O da tek aklıma gelen şey havuç. O yüzden ben daha fazla 4 yapmaya çalışıyorum. Aslında bir tane daha 9x9'luk tarla yapsak iyi olur. Tamamına havuç ekmem birazını ekerim. Ayrıca bu şekilde biriktiriyorum bitleri böyle. Shift'e basılı tutuyorum buradayken. Shift'e basılı tutacağız da büyüyorlar zaten ve kendi etrafımda dönüp büyüyen her şeye sağ tıklıyorum böyle ve yani şu an daha iyi bir yol yok galiba. <laughs> evet. Bu tarlayı yapmak hayatımızda verdiğimiz en iyi karar olabilir gerçekten. Şunlara bakın ya. Hmm. Şimdi bununla beraber toplamda 96 tane e, 4 bloğum daha aldı ve biraz sürdü fakat bu tarlanın kendisini kurmama kıyasla çok 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 daha hızlı oldu ya. E, hani bir 4 kazanmazımız 10-20 katın arttı. Tabi burada 4, burada 2-3 tane bitimiz vardı. Tabi öyle olacak ama yine de insanı mutlu eden bir şey. Değil mi? Şimdi buradan ne kadar cobblestone'um var çalışabileceğim fazla yok. Eee, tamam şimdilik bu kadar yeter. Zaten çok çok fazla kabuston gerekeceğini sanmıyorum. Şimdi buraya bir tane daha tarla yapacağız. Eee, o tarlada da dediğim gibi... Hmm, tarlaya başlamadan önce ben birazcık da cobblestone yapayım şuradan. Shift tuşunun üstünde bir kumanda bırakmak çok müthiş şeyler başarabiliyor anlayacağınız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hemen bunun yanına bir tane daha tarla kuracağım ben. Hani o tarla çok tek bir şeye dayalı olmayacak, ona bir sürü farklı şey ekmeye çalışacağız. Aralarında yeterince mesafe olsun istiyorum, yoksa çok sinir bozucu oluyor. 5 blok olsun istiyorum yaklaşık ve daha fazla torça da ihtiyacım olacak tabii ki tarla için. Ama o bizim sonradan düşüneceğimiz bir şey. 3, 4 ve de 5. Aynen büyüklüğümüz bu olacak ve etrafında yine üçer blokluk şeyler yapacağım. Şimdi hemen şuradan yapmaya başlayalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. hazır. Hey. Tamam, şimdi de hemen buraya biraz havuç ekmeye başlayacağız. Sadece 3 tane var ama bu sorunu düzelteceğim. Şimdi e, ne kadarlık alanı ekeceğim? Öncelikle bu havuçlar büyük ihtimalle bizim full ve sadece e, tek enerji kaynağımız olacak fırınlar için. O yüzden büyük bir kısmını ekeceğim. Tamamına değil ama büyük bir kısmına. Ben direkt şöyle hani 3 sıra kaplasın ama sonuna kadar gitsin diye düşünüyorum böyle. 27 tane olmuş olacak. 27 tanesi de yeterli olur herhalde. Planımız o. Ben bunları çoğaltmaya çalışayım. Çoğaldıktan sonra zaten bol bol elde etmeye başlayacağız kendimize şeylerden bunlardan. Sonra şu tarafa doğru genişletip oraya da cobblestone generator'ı koyacağımız bir yer yapabiliriz. Ve o cobblestone üreten bitkilerden 3-4 tane koyarım hıpızlı cobblestone gelsin diye. Mis gibi sistemimiz olmuş olur. Tamam buraları ektim ve bir stack artı 33 tane de carrot topladım. Bir tamamını şey yapacağız, burnt yapacağız ve bunların hepsini şey yapmak için kullanacağım sadece ya da daha doğrusu hepsini burnt yapacağız ama bir stack'i tamamen fırın şeyi için kullanacağız. Geri kalanını üretimlerde kullanacağız. Çünkü üretimlerde isteniyor gibi geldi bana. Ve bu bize 3 stack charcoal chunk verecektir. Bu da gayet yeterli değil mi? Üçüncü fırında yapacağım o yüzden. Her işimiz çok daha hızlanmış olur. Çok hoş. Ve böylelikle artık uzunca bir süre eşya ısıtmakta çok bir sıkıntımız olmayacak umarım. Şimdi bunu hazırlamışken hemen bu hazırladığımız şeyi kullanalım ve bol bol cobblestone ısıtalım. Daha fazla merdiven gerekecek çünkü yukarı çıkmamız için. Şimdi onlar ısınıyorken ben de hemen diğer göreve bakayım. Şimdilik buraya daha fazla şey yapabilirim. Şu anda yapmayacağım. Örneğin şu normi seedlerden de ekmek istiyorum buraya. Ee, ve zamanla şey yapmak istiyorum. Bu tarlaları e, daha çoğaltıp bütün bu malzemeleri o tarlalara almak istiyorum. Her türlü ürettiğimiz değişik bitkiyi. Hepsine ulaşması kolay olur diye. Ama şu anda uğraşmaya gerek yok direkt. Onların ısınmasını beklerken diğer görevimize bakalım. Eula Seeds. Eula Seeds Dört tane Stone Dust, bir tane Artesia Seed ve dört tane Blaze Powder. Ee, kaç tane Artesia'ydı? Bir tane. Dört tane Blaze Powder. Blaze Powder'ı neyden elde ediyordum? Blaze Rod'u neyden elde ediyordum? Ne? Ee, ha? Nereden? Bir şekilde Crusher'dan mı elde ediyoruz bunu? Anlamadım. Ne? Gerçekten nereden elde edeceğiz hiçbir fikrim yok. Belki burası Nether sayılıyordur ve karanlık yer yaparsam Blaze doğar belki. Şimdi diğer görevlerden devam edip e, Blaze alabileceğim bir şey bir şekilde çıkmasını umacağım. E, bununla beraber 56 tane stone ladder'ımız oldu. Şimdi Y kaça çıkmamı istiyordu? 103'e. Biz kaçtayız? 62. Yani 41. Ha aslında bize yeterince vermiş sayılır. Tamam oldu. Peki nereden yukarı çıkacağız? Bence bu tarlaların buradan bir yerden çıkması en mantıklı olacaktır. Yukarıya da bir çeşit tarla yapacağım. 25 blokluk bir tarla düşünüyorum. 5 x 5 ve bunu yapacak hemen 4'üm var zaten. Muhteşem tarlalarımız sağ olsun. Bu çıkış çok yakın olmasın eve çünkü şey de yapacağım ya büyük ihtimalle. Kabuston generator'ı da bu yukarıdaki yaptığımız yere koyacağım. Çünkü shift'le ben bu tarlaları kullanıyorken durmadan her taraf cobblestone dolu doluyor ve benim etki alanımın dışında bir yerde olmasını istiyorum her zaman. istemediğim sürece ve o da en mantıklı şey yukarıda olması yani. Şimdi 103 ise bize tam 40, 41 ama biz emin olmak için 42 tane yapalım. Ya da hatta 45 olsun düz. 45 tane kablostan koyacağız yukarı doğru. şimdi ben aşağı atlarken ölmeyeyim diye şöyle bir şey yapacağım. 5 blok yeterli olacaktır. Geri kalanını şöyle çıkacağım. Yanımda ekstra kabuston var. Sorun değil. Ee, yanıma torch almamışım. Hemen o sorunu halledeyim geleyim. Pekala. Şimdi önce bir ben ee, 5x5'lik olsa etrafında da 3x3'lik alan olsa direkt 11. 11 blok. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Yanıma Builder's Wand almamışım hemen bir Builder's Wand yapacağım kendime burayı kolaylaştırmak için ee, Niye her tarafı Kabuston yaptın? hani 4 koyacaktın diyeceksiniz ee, 4'ü bir blok yukarıdan yapacağım çünkü direkt şey istemiyorum hem buraya sıvı koyacağız ee, Su ve lav koyacağız dedim o yüzden zeminde bir kat daha olsun istiyorum Hem de 4 de zeminden bir tane yüksek olsun ki kolaylıkla alabileyim diye Basit bir mantık yani. Hazırız. Kole CD oraya ekeceğiz şimdi. Yukarıya su götürmüş müydüm hatırlamıyorum. O yüzden bir tane daha su alacağım. Çıkması biraz yavaş evet. Ama şu anda daha iyi bir seçeneğim yok. Yapacak bir şey yok. En azından inmesi hızlı. Ee, yakın zamanda elevator yapabileceğimizi sanmıyorum. O yüzden şimdilik böyle olacak. Bu koymuşum. Buradan daha hızlı çıkmanın bir yolu da yok. Tamam şimdi sadece büyümesini bekliyoruz. Eğilmek çalışmıyor gibi diyecektim tam da çalışıyormuş. Şimdi buranın tamamını koliseet yapacağım büyük ihtimalle en azından şimdilik ya da şimdilik biraz ne yapalım? Çünkü bu kadar yüksek isteyen illa başka bir bitki olduğunu sanmıyorum ama işimi kolaylaştırmak istiyorum şu an ya da kolaylaştıramıyorum şimdi tamam. Beklemek zorundayız anlaşılan. Bolmeyen işi yaramıyor. Kırıyor muyum Sağ tıklama alıyorum? Sağ tıklayalım. Bu bana bir tane kolisit verdi. Ee, bunları şimdilik şöyle dikeceğim. Şuraya da dikeceğim iki tane. Biraz daha ekstra toplasam fena olmaz aslında. Bir daha buraya çıkmam gerekmesin diye. Onu da yapayım ama görevimizi de tamamladık şu an. Ee, şimdi diyor ki Black and Bone Meal Ha, bone meal'ı lava atarak black and bone meal alabiliyormuşuz. Tamam, sorun değil, yaparız. Ee, bu arada hemen biz bazı bitkilerimizi şu ikinci tarlaya ekmeye başlayalım. Örneğin string almak için şu flax seedleri, e, şuradaki ismini unuttuğum seedler, normal seedler onları yavaş yavaş alalım. Bir 10 tane falan olsun istiyorum ben bu golden rod. Biraz daha burada zaman geçireceğim sonradan gerekirse diye. Sonra hemen geliyorum devam edeceğiz. Zaten stringimiz varmış şimdilik. Onlara gerek yok. Hemen iki tane siyah bone meal yapacağız. Bunları da aldık. Ha zaten Blaze Road'a buradan ilerliyormuşuz. Bakın şu ha, görevlerin arasındaki o, arasındaki o ok işaretleri var ya. Onlar hangi yoldan ilerleyeceğimi gösteriyormuş. Ben bundan Blaze Road'a nasıl alacağım hiçbir fikrim yok diyordum ya. Bundan sonra alacakmışız. Hmm. Golden Road. Büyük ihtimalle bunun kullanıldığı bir şeydir, ya da bunun kullanıldığı bir şeydir. Aynen, tamam. Şimdi ne yapmamı istiyor? Black and Bone ya da String'e basacağım ve ondan sonra şu Golden Rod'la kendimize bir Golden Rod yapıyoruz. Şunları da şuraya atalım. Hiç gerek yok. Şimdi açıklamasına ne diyor? Ha, direkt balık oltası ama lavda çalışıyor. Tamam. Ha, bunu lavda balık tutarsam bazen blaze rod alıyormuşum. Umarım şansı çok çok düşük değildir. Ee, eğer çok çok düşük değilse kısa sürede blaze rodları da hallederiz, o Aayla de yaparız. Bakalım. Blaze Rod görevini tamamladım da uzun süredir balık tutmuyorum oyunda. Belki ondan öyle gelmiştir ama çok uzun sürüyor bir şey gelmesi oltaya. O kadar uzun sürüyor ki. Ay. <laughs> ee, bir tane daha magma kremi tutmam gerekiyor ama. Galiba tamamen şansa bağlı. Bir tanesi hızlı geldi. Ondan sonra sizler için o kadar uzun süre bekledim ki. Hiçbir şey olmadan. Combustive coat, tossing water to cool down. Ee. Cold cod. Ha. Balık. Tamam. Hala magma krebi alamadım ama. <laughs> Lütfen ya. Sonunda e, iki tane daha ekstra bonfish tuttum. Ama sonunda magma krebi de geldi. E, bunlar direkt bon meal oluyor. Ve onun dışında bir kullanımları yok galiba. Aynen. Bir rotary grinder'da daha fazla bon meal olabiliyorlarmış. Şimdilik dursunlar önemli değil. Ben görev için gerekli olan şeyleri yaptım Oltay'da Şu anda önemli olan şey yok. Kesin gerekecekti zaten bize bu da. Şimdi Eula Seed'e bir bakalım. 4 tane Stone Dust, 4 tane Blaze Powder. Şimdi bunları Blaze Powder'a neyle çevireceğiz? Ha direkt çantamızda. O da bir olasılık. Tabii. Stone Dust'ım vardı. Hemen 4 tane alalım. Ve bunlarla beraber artık üretimimizi yapabiliriz. Hey! Eula Seeds. Bu Eula Seeds'i de hemen şu köşeye dikelim. Artık yeni yaptıklarımızı buralara dikeceğim. Buradaki tarlaya. Ee, bu tarlayı doldurduktan sonra da bir tane daha tarla yapacağım. Şuradakileri de zamanla buraya taşırım yavaş yavaş. Ne? Ha tabii Eula olduğu için. <laughs> Bize bir şey okutturuyor dikerken. <laughs> Harika. Bunu hallettik. 5 tane daha bon meal. Çok iyi. Şimdi sırada ne var? Sticky glue. Glue. Aa, Neyle? Suya bon meal ve şeker atarak yapabiliyormuşuz. Ha. Tamam ben varım. diyor ki suya bon meal ve şeker. Oh evet. Ha. Huh. Kaç tane istiyor? Ha 3 tane de kağıt istiyor. İşte hepsini neredeyse hepsini şekere dönüştürdüğüm için bu da pişman olacağım diyecektim tam da ama yeterince kurtulmuş soruya. Ve bununla beraber bu görevi de tamamladık ve Instabilis'i de geldik. Evet ve mysterious Dust falan. Neyse. Burada ben bölüm bitireyim. Bu bölüm yine hiç fena olmayacak şekilde ilerledik. Şimdi bir dahaki bölüm ne yapacağım? Bir dahaki bölüm eğer çok çok zor değilse şurada gösterdiği arkadaş bu görevleri bitiririz artık chapter 2'ye geçeriz. Tamam. Ve evet hani Bayağı daha önce görmediğim şeyler var. O güzel bir şey daha önce görmediğim modlar olması. Zaten daha az bilinen ve daha az kullanılan modlar yazıyordu. Modlar kullanılıyor yazıyordu bu mod paketinde. Yani daha önce hiç görmediğimiz şeyler olacak. O çok iyi bir şey zaten bu mod paketi için. Şimdi şöyle bir baktığımda tabii ki tanıdık şeyler de görüyorum. Burada Merle sapnikleri görüyorum. Burada bizim klasik kan modunu görüyorum. burada Calculator modunu görüyorum. Klasik olan. Onun dışında şu tarafta Botania var. Daha yaygın bir mod yok resmen. Ama onun dışında hiç görmediğimiz şeyler de var buralarda. En azından benim görmediğim. Yani güzel olabilir tamam. O zaman bu gimana katıldığınız için tekrar teşekkürler. Ve bir sonraki bölüm kesinlikle devam edeceğiz. Bay bay.